Diyarbakır ve Konya'da atletizm yarışmaları vardı. Hı hı. Ben de iyi bir koşucuyum. O dönemde işte Ahmet Özcan diye bir üst sayımı şeye hazırladı. O arada da pentatlon yarışlarında Diyarbakır'da olması gerekiyormuş. İp merdivenden çıktım yukarıya. Hı. Kendi boşluğa bir bıraktım. Toprak olması lazım. Kum. Direkt boşluğa düştüm ve bu sol ayağım kırıldı. Önce revire götürdüler. Revirden bir şey yapamayınca askeri havaalanında uçakla Diyarbakır'a, Kasa'ya geldim. Ortoped servisi de gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ayak parmaklarımdan tutun, kalçama kadar olduğu gibi alçıya aldılar. Derken hastanede bayağı yattım yani. Hemen hemen 120 güne 4 aya kadar yattığımı hatırlıyorum. Yemekhanede söyleşi halinde dediler İbrahim Kaypakkaya 4. katta yatıyor. Yanlış hatırlamıyorum, Özgür diye bir arkadaş vardı, Ankaralı. Onunla beraber dedik, akşam ertesi el ayak çekildikten sonra 4. katta çıkalım. Yukarı çıktık. İki tane ağaçlı, birisi sandalyede oturuyor, biri ayakta nöbet tutuyor. İşte iyi akşamlar dedik. Dedik İbrahim Kaypakkaya'yı göreceğiz. Niye göreceksiniz? Görmek istiyoruz yani, kimdir, nedir, şey yapacak. İçeriye aldılar, içeride de iki tane asker var. Daha sonra İbrahim'in yanına geldim, üç randada yatıyor İbrahim tek başına. Elleri şöyle kelepçeli, şöyle. Ayaklar kelepçeli, şeye, karyolaya. Sağ baş parmağını hiç, yanlış hatırlamıyorum. Çünkü ben sol tarafındaydım. Yani onun solundayım. Ben sola geçtim. Sağ baş parmağı parçalanmış vaziyetteydi. Ayak sağ baş parmağı parçalanmış vaziyetteydi. Yani gazla benzin dedim de bir şeyin önünde onun o kan ama görünüyor yani. Üstünde kan var. İşte nasıl oldu falan diye. Biraz sohbet ettikten sonra dedi beni öldürecekler dedi. Buradan sağ çıkartmayacaklar dedi. Niye benim böyle bir şeye kapıldın? Yani dedi, şeyler dedi o, niyetleri dedi o. Yarım saatten fazla kaldık ama iyi biliyorum, 45 dakika falan kaldık. Daha sonra şey dedi, içerideki asker dedi, çıkın artık falan dedi, komutan gelebilir dedi. Yaptığı yer, şöyle düşünün, burası ranza, şura. Karşısında 4 metrelik taş bir duvar var. Camı açacaksınız. Buradan İbrahim Kaypakkaya yürüyerek çıkacak. Diğer camı açacak. Oradan da kendisini kaldırıp aşağı atacak. Böyle bir olay düşünün. Ben tabii olasılık vermedim. Gece saat 4 gibi bizi uyandırdılar. 4. katta yatan komünist terörist kendini aşağı attı. Allah Allah. Anlattığım gibi yani o 4 metreye yakın bir taş duvarı geçecek, cama açacak, kendini atacak. Aşağıya baktık, yerde yatıyor. Yani 60'lar yani resmen şey vaziyetteydi. Hatta babasıyla da konuştuk galiba. Hatta bazı şeylerde çuvala koyup götürdüğünü falan anlatmıştı. Doğrudur, inanırım çünkü. Hambal bulamamış, kimse almak istememiş gibi şeyler de duydum. İbrahim'le tanışmamız böyle oldu. Şapkası vardı, siyah bir şapkası vardı. Şurada kan şeyleri vardı, şu tabii onun sağ tarafı, şurası kanlıydı. Üstünde normal bir insanın giyeceği giysiler vardı ama Servisleri kılıklıydı ve çok zayıflamıştı. Yani benim tanıdığım İbrahim'le orada yatan İbrahim çok çok farklıydı. Çok zayıflamış vaziyetteydi. Böyle bir şeyimiz oldu İbrahim'le. İşte o olaylardan önceki, yanlış hatırlamıyorsam, 69'lu yıllarda falan biz beraber Molotov Cocktail atarak bazı şeyler yapmıştık, eylemler. O nedenle oradan da tanışıyoruz. Ne bileyim yani üzgünüm. Ben İbrahim'in kesinlikle ve kesinlikle intihar etmediğini ve onun
bu nasıl diyeyim, devletin içindeki unsurlar tarafından yok edildiğini tahmin değil, kesinlikle öyle oldu. İbrahim arkadaşı yok ettiler. Hala şeyim yani, devletine de kırgınım. Çünkü şey, Mehmet Ağar, örnek veriyorum. Bir tuğla çekersek dedi, duvar yıkılır dedi. Neden? O tuğlayı çekebilmek için cesaretli insanlar lazım. Baş şey kendisi de birçok insanı öldürdüler, yok ettiler. Siyanür kuyularına attılar. Türkiye 1967'den devrimci, 1968 dünya genelindeki devrimci hareketten çok şeyler aldı ve çok da insan kaybetti. O nedenle ben kendi yani bazen yatar gözümde düşünüyorum, ya ben niye sağ kaldım diyorum. Kendi kendime düşünüyorum. Niye diyorum ben sağ kaldım? Çünkü birçok insanımı kaybettim ben. Birçok devrimci arkadaşımı kaybettim.